okyanuslar oldukça gizemli yerler. Tamamen tuhaf ve açıklanamayan yaratıklarla dolu. Ve bu yaratıklardan bazıları inanılmaz derecede büyük. Bu videoda dünyanın en büyük ıstakozundan tutun da bir tekneyi rahatlıkla devirebilecek dev deniz aslanlarına kadar birçok acayip şey göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Devasa kalamar. Japon balıkçıların ağlarına devasa boyutlarda bir kalamar takıldı. Yaklaşık 160 kilo olan bu dev deniz canlısı 3 metreyi geçen bir boya da sahip. Bu büyük yaratığın denizin açıklarında gezinip devasa dolungaçları ile seni fırlatıp attığını düşünmek çok rahatsız edici. Dev kalamarlar ailesine dahil olan bu gereksiz büyük deniz canlısı genellikle Güney Okyanus'ta bulunur. Balıkçıların kaydettiği bu canlı insanlara da saldırabiliyor. Yaşanan en endişe verici olaylardan biri bu korkunç canlının bir dalgıcı denizin derinliklerine çekmesiydi. Korkunç karides. Listedeki en büyük canlı olmasa da bu karides diğer karideslere göre farklı olduğu için hala etkileyici canlılardan biri. Normal kabuklulara benzemeyen bu karidesimiz neredeyse ortalama bir insanın ayağı kadar büyüyebiliyor. Peygamber devesi karides olarak da bilinen bu deniz canlısının bilinen en büyük hali 17 ila 20 santim boyutlarına ulaşabiliyor. Ve tahmin edeceksiniz ki diğer karideslerden çok daha korkunç gözüküyor. Sonuçta her gün yüzümüzü yırtıp atacak bir karides görmüyoruz. Tekne deviren deniz aslanları. Liman yakınlarında yakalanan bu videodaki iki büyük deniz aslanı bir tekneyi neredeyse devirecek duruma sokuyorlar. Normal deniz aslanlarının da çok büyük olduğu söylenemez ancak bu iki deniz aslanı büyük ihtimalle en büyükleri olma unvanına sahipler. Cüsseleriyle neredeyse tüm tekneyi kaplayan deniz aslanları kabinin içinde tekneyi süren kim varsa onu ölümüne korkutmuşlardır eminim. İnsan acaba ufak bir hareketleriyle tekneyi alabora ederler mi diye düşünmeden edemiyor. Denizden çıkan dev ıstakoz. İnternette yayılan bu videoda 4 kişinin denizden dev bir ıstakoz çıkartması gören herkesi hayrete düşürmeye yetiyor. Porto Rico'daki bir kıyıda çıkan ve bir motosiklet büyüklüğünde olan ıstakozun kuyruğu bile ufak bir çocuk kadar. Videoda o kadar hareketsiz ki cansız mı yoksa tembel mi olduğundan emin olunmuyor. Ölü olduğunu tahmin ediyorum çünkü 4 adamın denizde onları dev kıskaçlarıyla bekleyen bir ıstakozu kucaklayacaklarını düşünmüyorum. Dev Afrika kaplan balığı. Afrika kaplan balığı kendi başına da gayet korkutucuyken bu dev pirana olması gerektiğinden birkaç santim daha fazla büyüyünce tehlike çanları çalmaya başlıyor. Dev kaplan balığı belgesel çekmeye çalışan bir balıkçı tarafından yakalandı ve yakalanan bu balık o türün bilinen en büyük örneği olarak kayıtlara geçti. Balıkçının kendisi kadar büyük olan bu balık çabuk sinirlenebilen türde bir canlı ve istediği herkese zarar verebilme kabiliyetine sahip. Hatta birkaç balıkçı bu dev kaplan balığına karşı savaşı kaybetti. Gerçekten korku filminden çıkmış gibi duruyor. En büyük mavi yüzgeçli orkinos. Bu balıkçılar 435 kiloluk dev bir orkinos yakaladıklarında mest olmuşlardı. 2,5 metre boylarında uzunluğu olan bu dev balık normalde 130 kilo kadar olan türlerine göre çok daha büyük kalıyor. Bu da balıkçıların çok nadir bir balık yakaladığını gösteriyor. Devasa orkinos balıkçıların birçoğundan büyüktü. Rekor kıran balık bir balıkçılık organizasyonu sırasında yakalandı. Böyle bir balığın ekipmanları kırmadan yakalanması da ayrıca hayrete düşürecek bir olay. Dev orfoz. Atlantik'te yaşayan bu dev orfozlar kemikli balık türleri arasındaki en büyüklerinden biridir. Yaklaşık 130 kilograma kadar büyüyebilen balıklar insanları yaralayabilme potansiyeline de sahip. İnsan 130 kilogramlık bir balığın bile çok büyük olduğunu düşünürken yakalanan en büyük orfoz balığı bundan çok daha büyüktü. 1961 yılında Florida kıyılarında 270 kilodan fazla büyüklükte bir balık yakalandı. Görünüşü korkutucu olsa da aslında o kadar da korkunç bir hayvan değil. Acımasız bir canavardan çok kibar bir dev tanımına daha çok uyuyor. Yine de size hangi yönünü göstereceğini denememekte fayda var. Çünkü tedirgin olduklarında bir insanı suyun dışına atabilecek güce sahipler. Güneş balığı. Devasa boyutu ve boyu ile birlikte güneş balığı okyanusta yaşayan en büyük kemikli balık türlerinden biri olarak biliniyor. İsminden de tahmin edeceğiniz gibi bu balıklar okyanusun daha ılıman yerlerinde yaşamayı tercih ediyor. Ayrıca daha basit vücut yapısıyla diğer balıklardan da ayrılıyor. Dev güneş balığı Akdeniz açıklarında ton balığı için atılmış ağlara yakalandı. Kayıtlara göre bu balık tam 2 ton ağırlığında. 3.2 metre uzunluğunda olan güneş balığının genişliği de yaklaşık 2.9 metre.
Okyanusa geri salınan balık Akdeniz açıklarında dolanmaya devam ediyor. Eğer o bölgelere yolunuz düşerse bu dev balığın sizden sadece metrelerce uzakta olabileceğini ve bu balığın bölgesini korumak için çok agresif olabileceğini unutmayın. Siyah marlin. Avustralya toprakları vahşi yaşamında barındırdığı farklı türler ve tehlikeli canlılarla ün salmış bir ülke ve bu ünleri sadece kara topraklarında değil denizde de devam ediyor. Queensland eyaletindeki Hervey Bay şehrinde tam 635 kiloluk bir dev yakalandı. Bu göz alıcı balık okyanusta kullanılmak için tasarlanmış bir tür özel vinç yardımıyla kaldırılabildi. Ayrıca bu haber yerel bölgedeki insanları çok heyecanlandırdı. Diğer şehirdeki insanları bile görmek ve fotoğraf çektirmek amacıyla Hervey Bay'a getirebildi. Balık meraklısı olan olmayan herkesin dikkatini çeken bu devasa balık ortalama bir aileyi günlerce doyurabilecek büyüklükte. Ancak siyah marlin türü maalesef zehirli bir balık türü. Bu sebeple dev balığı yakalayan Rob Craig üzerinde araştırma yapma amacıyla balığı bilim insanlarına teslim etti. Sonuçta denizden her gün devasa bir siyah marlin çıkmıyor. Dev vatoz. Bu dev vatoz onu yakalayan balıkçıya bir ödül bile kazandırdı. Bu tür normalde iri olan türlerden çok daha büyük. Tayland kıyılarında yakalanan dev vatoz yaklaşık olarak 45 kilogram civarlarında. Resmi olarak tartıldıktan sonra bu dev vatoz bir önceki rekorun tam 2 katı ağırlığında olmasıyla yakalanan en büyük vatoz rekoruna yeni sahip oldu. Büyük boyutunun dışında asıl ilginç olanlardan biri vatozun hamile olmasıydı. Etraftaki birçok insanın yardımıyla vatoz denize tekrardan indirildi. Dev köpek balığı. Dev köpek balığı olmadan tam bir deniz canlıları videosu da olmaz. Büyük ihtimalle denizdeki en tehlikeli hayvan olan köpek balıkları sadece boyutlarıyla bile tehlike yaratabiliyor. Bu sebeple Meksika'da dünyanın en büyük balığı olan dev köpek balığını gören dalgıçların ağızları açık kalıyor. Ayrıca boyutuyla bir SUV araç boyutunda olan köpek balığının dişleri de dışarı taşıyor. Görüntülere bakınca sanki köpek balığı demir kafesi ikiye ayırıp içindeki dalgıçlara kimin patron olduğunu gösterecekmiş gibi duruyor. Birçok insan bu dev köpek balığını Jaws filmindeki ana karakterle karıştırıyor. Boa köpek balığı. Şimdi bir köpek balığının nehre nasıl girebileceğini merak ediyor olabilirsiniz. Aslında boa köpek balıkları okyanusta bulunur. Ama tatlısu nehirlerinde yaşamayı da severler. Çünkü en masum avlarını buldukları yer nehirlerdir. Bu köpek balıklarının nehirlerde yaşamalarına izin veren özel fizyolojik adaptasyonları vardır. Özellikle saldırı için doğru zaman gelene kadar saklanabilecekleri bulanık sular onlar için en iyi avlanma bölgesidir. Boğa köpek balıklarının en tehlikeli köpek balığı türü olarak görülmesinin nedeni de onların geleneksel habitatlarıdır. Özellikle de insan hayatı söz konusu olduğunda. Düşünsenize, nehirde kano turu yaparken kocaman bir köpek balığına rastlıyorsunuz. Çok korkutucu olacağı kesin. Tabi bu durum bizim ülkemizde pek mümkün değil. Boğa köpek balıkları güçleri nedeniyle hemen hemen her boyuttaki insana ve hayvana saldırabilirler. Bu devasa canlılar genellikle 2,5 metre büyüklüğünde ve 130 kilo ağırlığındadırlar. Ve tabii ki aşırı agresif canlılar olduklarını da unutmamak lazım. Yılan balığı. Yılan balıkları nehirlerde bulunan en ölümcül canlılardan biridir. Başyapıları yılana çok benzediği için bu adı almışlardır. Bu balıklar 1 metreden daha uzun boyutlardadırlar ve avlarının kafalarını ısırmak için jilet gibi keskin dişlere sahiptirler. Çoğu balık savunma ihtiyacı duymadıkça insanlardan uzak durur. Yılan balığı diğer balık türlerine göre daha saldırgandır. İnsanlar ona yaklaştığında oradan uzaklaşmak yerine anında ısırmayı tercih ederler. Eğer ısırık çok büyük bir yaraya sebep olursa korkunç enfeksiyonlara neden olabilecek her türlü bakteriyi de bünyesinde bulundurur. Mata mata kaplumbağa. Kaplumbağalar sakince yaşamını sürdüren en zararsız canlılardan biri olarak bilinir. Ama bu kaplumbağa kesinlikle bildiğimiz kaplumbağalar gibi masum değil. Amazon ve Orinoco nehirlerinde yaşayan bu kaplumbağalar çamurlu ve sığ su kütlelerinde yaşamayı severler. Onları bu kadar tehlikeli yapan özellikleri ise avını saniyeler içinde öldürebiliyor olmaları. Küçük boyutlarda olması onu diğer kaplumbağalar gibi sakin bir canlıymış gibi gösteriyor. Ama yaprak şeklindeki kafaları ve kayaları andıran gövdeleriyle onu diğer kaplumbağalardan rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Mata mata kaplumbağalarının bu farklı görünüşleri sayesinde avlarına saldırmak için doğru zaman gelene kadar kendilerini kamufle edebilirler. Normal bir mata mata kaplumbağası ortalama 15 kilo ağırlığındadır. Ayrıca karada da uzun bir süre hayatta kalabilirler. Su örümceği. Örümceklerden nefret ediyorsan ve nehre dalarken onlardan uzak olacağını düşünüyorsan çok yanılıyorsun.
Çünkü su örümcekleri tamamen su altında yaşayan tek örümcek türüdür. Oksijen kaynaklarını yenilemek için arada bir su yüzeyine çıkarlar. Suyun altında nefes alabilmek için gaz alışverişini gerçekleştiren baloncuk şeklinde bir kabarcık oluştururlar. Resmen kendi oksijen tanklarını yapıyorlar. Eğer bu örümcekler kışkırtılırsa gerçekten acı verici günler geçireceksiniz demektir. Çünkü ısırıkları günler süren ateş benzeri semptomlara sebep olabilir. Su samurları. İnsanların suyu bırakıp karaya atlamaya karar verir vermez kaçtığı Amazon nehirlerinde su samurları bulunur. Su samurları korkunç iştahlı canlılardır. Piranalar gibi diğer ölümcül balıkları hiç düşünmeden yiyebilirler. Su altında ve karada inanılmaz hızlarda hareket edebiliyorlar. Su altında saatte ortalama 28 km hıza ulaşabilirler. Bu canlıların hızları onların tek başlarına ve sürüler halinde etkili bir şekilde avlanmalarına katkı sağlar. Su samurları son derece bölgelerine sadık ve korumacı hayvanlardır. Bölgeleri işgal edilirse önlerine ne boyutta canlılar çıkarsa çıksın tereddüt etmeden onlara saldıracaklardır. Pirana. Piranaları bu kadar tehlikeli yapan şey bildiğiniz üzere çok keskin dişlere sahip olmalarıdır. Bu canlılar bir grup halinde gezerler ve her yerde aynı derecede ölümcül ve tehlikelidirler. Piranaların son derece keskin dişleri ve agresif davranışları vardır. Sadece bir piranhanın ısırığı bile sizi sakat bırakmaya yetebilir. Özellikle insan vücudu parçalarına karşı ekstra bir ilgileri olduğu da bilinmekte. Balıkçıların bu ölümcül balıklardan her zaman uzak durmayı seçmelerinin nedeni de budur. Çünkü onları bir kez kızdırırsanız veya yumurtalarını tehlikeye atmaya çalışırsanız çok ciddi bir acıyla karşı karşıya kalırsınız. Tatlı su vatozları. Nehirlerde yaşayan tatlı su vatozları tüm dünyadaki en büyük balık türlerinden biridir. Sadece onların nehirlerde yaşadığını bilmek bile bir daha asla nehirlere ayak basmak istememenize sebep olacaktır. Bu balıklar 300 kilo ağırlığında ve 5 metre uzunluğundadırlar. Ve tabii ki bu görünüm onları daha korkunç gösteriyor. Ama verebilecekleri zararla karşılaştırıldığında bu hiçbir şeydir. Bu balıklar kendilerini derinlere gömerler, böylece avları farkına varmadan gizlice yaklaşabilirler. Kuyruklarının dibinde ölümcül bir zehir ve 38 cm uzunluğunda bir iğne ile avlarına elektrik şoku verme ve onları sersemletme yeteneğine sahiptirler. Bu da saldırdıkları canlılara oldukça kötü yaralar bırakacağı anlamına geliyor. Anakondalar. Çoğu insan bunu bilmez ama dünyanın en ölümcül canlıları olan anakondalar nehirlerde ve tatlı sularda yaşarlar. Deniz canlılarının kralları desek yalan olmaz. Anakondaların boyutları çok büyüktür ve yoluna çıkan herkesi ve her şeyi yok eder. Yaygın inanışın aksine anakondalar zehirli değildir. Bir anakonda gözüne kestirdiği avını dişleriyle yakalar. Anakondaya yem olan canlı ezilme ve boğulma sonucu ölene kadar anakonda onu sıkıca sarar. Hatta anakondalar bu avlanmayı sadece açken yapmazlar. Bazen aç oldukları için bazen de sadece zevkine yaparlar. Demek istediğim tüm bu avlanmayı ve öldürmeyi yapmasının sebebi acıkması değildir. Daha büyük bir av için anakondalar ağzını vücudun etrafında gererek çenesini olduğundan daha çok açabilirler. Büyük bir yemekten sonra anakondalar haftalarca yemek yemeden hayatta kalabilirler. Nil timsahı. Nil Nehri en tehlikeli timsah türlerinden çoğunun yaşam alanı olarak bilinir. Bu timsahlar besin zincirinin en tepesinde yer alırlar ve son derece saldırgandırlar. Nil timsahı tüm dünyadaki en ölümcül hayvanlardan biri olarak bilinir. Bu timsahlar sürüler halinde avlanır, bu yüzden herhangi bir canlı Nil timsahının saldırısından canlı kurtulamaz. 5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 700 kilo ağırlığındadırlar. Ayrıca tamı tamına 68 tane keskin dişe sahiptirler ve su altında 1 saatten fazla kalabilirler. Bu timsahlar geceleri en aktif oldukları zamanlardır. Bu yüzden hava karardıktan sonra Nil Nehri'nin etrafında gezmemeniz daha iyi olur. Elektrikli yılan balığı. Elektrikli yılan balıkları en yaygın olarak Güney Amerika'daki Amazon Nehri havzalarında bulunurlar. Bu balıkları özel yapan şey kendilerine zarar vermeye çalışan her canlıyı şok etmek için büyük elektrikli patlamaları üreterek kendilerini korumaları ve savunmalarıdır. Boyutları ne olursa olsun elektrikli yılan balıkları her zaman tehlikeli ve ölümcüldür. 500 volttan daha büyük elektrik darbeleri üretebilen özel iç organları vardır. Ki bu da yetişkin bir insanı öldürmek için fazlasıyla yeterli bir voltajdır. Vampir balığı. Vampir balığı Amazon havzasında ve Peru'daki tatlı su nehirlerinde bulunan pirana balıklarının takma adıdır. Bu balıklar piranalardan bile daha ölümcül olmalarıyla ün salmışlardır. Avlarını yakalayıp parçalamak için kullandıkları son derece keskin çeneleri nedeniyle bu ismi almışlardır. Hatta piranaları bile kolayca avlayabilirler. Ve bu da onları nehrin gerçek canavarları yapıyor. Bu balıklar 1 metre uzunluğuna kadar büyürler ve kendilerinden çok daha büyük canlıları avlayabilirler. Ve tek bir dişleri 15 santim uzunluğa erişebilir.
Sizce en tehlikeli nehir canlısı hangisiydi? Hala nehirlerin güvenli ve sakin yerler olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşça kalın.